Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde dijital elektronik dersimize bir başlangıç yapalım istiyorum. Başlayalım. Dijital nedir, analog nedir ona bakalım ilk olarak. Şeklimizde, slaytımızda bir analog saatimizi görmekteyiz. Devamlık arz ediyor gördüğünüz gibi. 1 ile 12 arasında milyonlarca ara değer alabiliyor. Bir eşit kollu teraziyi görmekteyiz. Analog terazi. Dijital saatimizi görmekteyiz. 56'dan kesinlikle 57'ye çıkmak zorunda. Evet. 8'den 9'a çıkacak. Bu şekilde. Şurada da bir dijital terazimiz. Elektronik terazi de diyebilirler. Dijital terazimiz görülmekte. Analog nedir? Analog sinyal nedir? Onun üzerinde duralım azıcık. Sonsuz sayıda ara değer alabilen, devamlılık arz eden büyüklük, analog büyüklük olarak tanımlanmış sevgili kardeşlerim. Sonsuz sayıda ara değer alıyor. Gördüğünüz gibi kesintisiz ve sürekli bir sinyalimiz var. Bu bizim analog sinyalimize örnek. Evet. 10 ile 15 arasında milyonlarca ara değer alıyor sevgili kardeşlerim. Devam ediyoruz. Bunlar bizim analog sinyalimiz. Dünyadaki çoğu büyüklük analogtur. Analog sinyal aslında yaşadığımız hayat demektir. Kesintisiz ve süreklidir demiştim zaten. Bir amfiden çıkıp hoparlöre giden elektriksel ses sinyali ve hoparlörden çıkıp kulaklarımıza ulaşan akustik ses sinyali analog sinyal formundadır. Havanın sıcaklığı sevgili kardeşlerim birdenbire 27'den 28'e çıkmaz malumunuz. Bu 2 derece arasında sonsuz sayıdaki bütün değerleri alarak değişir. Bu bizim hava sıcaklığımız demek ki analog sinyal formunda. Evet. Fakat biz bilişim sektöründe kesinlikle dijital elektroniği tercih ediyoruz. Çünkü belirgin üstünlükleri var sevgili kardeşlerim. En başta dijital bilgi analog bilgiden daha etkili bir şekilde, daha güvenli bir şekilde işlenebilir ve iletilebilir. Programlanması kolaydır, saklanması kolaydır. Onun için dijital elektroniği bilişim sektöründe tercih ediyoruz. Örneğin, müzik dijitalleştirildiğinde çok daha kolay depolanır, büyük bir hassasiyetle yeniden üretilebilir ve tekrar analog biçime dönüştürülebilir sevgili kardeşlerim. Analog sinyalimiz yumuşak geçişli ve devamlı iken dijital sinyalimiz basamaklı ve kare şeklindedir. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.